Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. Bugün de her zaman olduğu gibi sevgili dostum Gökalp İçer beyazlarıyla bizlerle birlikte. Hepiniz hoş geldiniz. Gökalp Bey, bir yıllık aradan sonra demeni bekledim. Ama demedin yani. Dünyanın en güzel esprisi. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? İyi, genel olarak aslında sakin başladık demek istiyorum. Pek sakin başlamadık. Yok. Yani hem başlangıçtaki çıkış, hem sonraki düşüş, sonra evet. Tekrar çıkış. Zaten şey, yılbaşındaki hikayede de bu hani kriptoda 45 bin, 42 bin, bir daha 44 bin falan. Orada bir bizim tarafta zaten bir volatil bir hareket var. Dünyada kavgaya dövüşe kaldığı yerden devam ediyor. Bu yıl dolar garip bir hareket yaptı yılbaşından bu yana. 5 günde. %2'lik bir hareket yaptı. Veri takvimi olarak çok yoğun değildik. Fed'in toplantı sonuçları yayınlandı, o şu meşhur şey toplantının. ISM geldi. Şeyden Amerika'dan ISM imalat geldi. Jobs raporları geldi. Bir de yayından hemen önce tarım dışı istihdam geldi ve güçlü geldi. 3.7 açıklandı işsizlik oranı. İstihdama katılım da 216 bin olarak açıklandı. Güçlü veri. Böyle söylemek lazım. ISM de iyiydi. Beklentinin üstündeydi. Fed toplantı tonaklarında da zirve budur. Bunun altında artık şey, bunun üstünde faiz aramayın gibi bir hikaye konuşuluyordu. Bu hafta bir de enflasyon verisi geldi Avrupa'dan. 3.4 açıklandı çekirdek. Manşette 2.9. Manşet biliyorsun 2.4'e kadar düşmüştü. Bunların hedefi 2. 2.4'e kadar düşmüştü. Bunun detayına bakıyorum. Enerji tarafında gene bir hikaye var ve biz burada 3 tane merkez bankasını söylüyorduk. 150, 140 ve 175 faiz indirimi fiyatlıyorlar gelecek yıl 2024 için. ECB de, Avrupa Merkez Bankası, 175 bas puan fiyatlıyordu. Bunun 145'lere kadar geri çekildiğini gördük. Şu ana kadar ne dedim? Hafif güçlü Amerikan verileri geldi bugün. Piyasa dolar lehine ve dolar faizleri lehine biraz yükseldi. 10 yıllıkları biz seninle 3.80'ler etrafında kapatmıştık yılı. Onlar tekrar 4.07'lere kadar yükseldi bu hafta içerisinde. Çıktısı olarak S&P, Nasdaq, Dow, DAX, Kakaran, yani tüm Avrupa ve hepsi düştü. VIX yükseldi. Riskli varlıklarda hafif bir satış var. Altın ve Bitcoin ve kripto paralar bunu hala reddediyor. 4.045.000'lerde altın da ısrarla tıkır tıkır basıyor. 2050'lerin üzerine basıyor şu an, 2030'larda. Güçlü Amerikan verisine rağmen 2030'larda. Genel olarak yıla böyle başladık. Dolar endeksinden bahsettim. Dolar endeksi %2'lik bir hareket yaptı. %1.8 %2'lik bir hareket yaptı yılın ilk haftasında. Bu 2005 yılından beri yaptığı en güçlü hareket yıl açılışı olarak. 2005-2024 yılındayız. Neredeyse 20 yıllık yaptığı en güçlü hareket. Tabii bunun içerisinde çok fazla geri çekilme, yılın son çeyreğinde ki son ayında hatta ki geri çekilme falan vardı. Bizim 2024 için olan öngörümüz sorularda da var şimdi. Büyüme tarafında gelecek, gürültü yaratacak verilerin para politikasına dair olan ve riskli varlıklara dair olan beklentileri, fiyatlamaları biraz rahatsız etmesi, bunun oynaklığı arttırması, yukarıdaki hareketleri sınırlı, aşağı yönündeki baskıyı güçlü kılıyor olması, bunun güvenli liman ürünler gibi, altın gibi ürünleri bir miktar pozitif etkilemesi, bu yıl temasıydı bu. Yılın ilk yarısı temasıydı. Kripto paralarında bunlardan azade hareket etmesi gibi söylem vardı. Buna uygun hareket ediyor ilk hafta. Bugün tarım dışı istihdam güçlü geldi. ADP özel sektör istihdam verisi 164 bin açıklanmıştı. Jobless Claims'e bakıyorum, ondaki veri benzer. Başka bir veri de yoktu yani haftanın genelinde. Fiyatlamalar dediğim gibi hafif böyle riskli varlıklarda bir satış görüyorum. İlk yarının özellikle Mart, Nisan'a kadar olan vaktin biraz daha gürültülü geçebileceğini düşünüyorum. Yatırım bankalarına farklı fikirler de var. FT'ye, Financial Times'a demeç vermiş. JP Morgan'ın şeyi, varlık yönetim şirketinin CIO'su, tüm yatırımların başındaki abi. Çok fazla yer var faiz indirimleri için. %2 enflasyon, %4'lük istihdam rakamlarını hatırlatmak lazım. Fed'in faiz indirimi için yeteri kadar ruumu, yeri var. Şimdilik marketi, piyasayı rahatsız edecek bir durum yok gibi söylemine sahip. Amerika Hazine Bakanlığı tarafından konuşuluyor. Bu adamların borcu 34 trilyon dolara ulaşmış durumda. Ben bunu birkaç yayında genel olarak böyle daha stratejik seviyede diyeyim, yani daha çok uzun vadeli kripto para analizi yaparken garip birkaç tane grafik göstermiştim. Gösterdiğim garip grafiklerden bir tanesi de dünya popülasyonuydu, hatırlarsan. Çok iyi hatırlıyorum. Bu müthiş yıl, bir grafik. Aynen bu yıl yapmadım o şeyi, sunumu şeyde, Kripto Fest'te, ama geçen yıl vardı. Zaten bir yılda da o kadar değişmiyor nüfus. Bunun bir yansıması Amerikan büyümesi ve Amerikan borcu. Şimdi bu abilerin borcu 34 trilyon dolara ulaşmış durumda. Bu hikaye daha fazla böyle 2008-2009'dan sonra daha çok konuşulmaya başlandı. Küresel finansal krizin ardından
atılan çuval dolusu helikopter para, yani helikopterden atılan para dedikleri için bunu helikopter para diyoruz. Ardı ardı çıkan QE1'ler, QE2'ler, TARP 1 miydi, TARP 2 miydi onlar falan vardı. Toxic Asset Recovery Program. Bakın nasıl hatırladım birden şu adını. Evet, Toxic Asset Toplama Programları. Şey, bunları bankalara verirlerdi falan filan. Bunların ardından daha fazla konuşulmaya başlandı bu hikaye. 2009'un ocağında bu borç 10 trilyon dolarmış abi. Şu an 34 trilyon dolar. Çarpı sadece 3,5. Sadece son 3 ayda 1 trilyon dolar artmış. Sadece son 2 yılda 4 trilyon dolar artmış. Amerikan hazinesinin 2024 yılında projekte edilen faiz ödemesi, sadece faiz ödemesi, borçların üzerindeki faiz ödemesi 1 trilyon dolar civarında. Altına dair olan, abi sen niye pozitif bekliyorsun? Faiz var, şu var, bu var falan filan. Riskli var. Varlıklar tarafında da toparlanma olması bekleniyor 2024'ün ikinci yarısında. 2023'ün tüm senesinde de faiz artımına devam ediyor. Sen neden altın için uzun vadede pozitifsin? Bu ve benzeri sebeplerden pozitif uzun vadede. Çünkü Amerika'nın borçla büyüdüğüne dair olan söylenti bir söylenti değil aslında, bir gerçek yani. Diyeceğim şu, bu ve benzeri yüksek seviye veriler kripto para ya da altın gibi daha sınırlı sayıda üretilen varlıklar için pozitif olmamızı sağlıyor. Şimdi Avrupa tarafında ise 2.9 geldi enflasyon. Bu hafta hem Fed hem Avrupa tarafındaki çok böyle geçen yıl kapanışından hemen önceki faiz indiriyoruz hoppa buralar uçacak kaçacak havası böyle biraz trimlenmiş durum. Terse dönmüş demiyorum, biraz böyle törpülenmiş. Gümüş 23 dolarlarda hala. Bizim orada bir altına karşı bir gümüş betimiz vardı. Onu yılın ikinci yarısına doğru tekrar konuşmaya başlayacağız. Bu yayında bir kere daha söyleyeyim. Çünkü bazen unutuyorum. Sonra hangi yayında biz bunu söyledik diyorum. Halbuki söylenmiş oluyor ve gerçek bir veri oluyor yani. Bu arada altında hiç yanıldığını görmedim senin ya. Eski MT analistiyim. Altın, petrol. Petrole bakmıyorum gerçi bu aralarda çok. Hani altın değerli metaller tarafında elimizi çok kilettik. İYAM Ligi, Meksika, Endonezya var bunların arasında. Hindistan var. Daha bismillah mesaiye deske oturup oturmaz 13 milyar dolarlık tahvil ihraç etti bu abiler. Genel olarak da faizin yüksek, fiyatın düşük olmasının kapanacağına dair on genel olarak yılda bir beklenti var. Bismillah başlar başlamaz da hemen bu işlemlere başladılar. Türk lirası tarafında yılın sonunda biz seninle konuşmuştuk. Yıl sonu beklentilerini konuşmuştuk. Orada 33'ten 45'e doğru böyle bir garip bir şey vardı, dağılım vardı. İnsanlar da genelde 36-38'ler civarında kümelendiklerini ben görüyorum. Biz TL'yi konuşuyorken TL'nin trading, alım-satım kapıları var. Bu kapıların bir kısmı açılabilir. Bu kapıların bir kısmı açılırsa TL'yi daha iyi speküle edebilirlerse, bu kötü bir şey değil. Çünkü TL de satın alabilir bu adamlar. Oralarda bir değer olabileceğini söylemiştik. İnsanlar da bunu söylüyor zaten. Ama diğer taraftan bunun gürültü de yaratabileceğini söylemiştik. Bu bilgiler kenarda kalsın. Gördüğümüz iki tane tepe risk vardı. Bir tanesi bunların seçim. Seçime dair geçen yayında bir şeyler söyledim. İnsanlar biraz kızdılar bana İzmir'le alakalı. Ama ben de İzmirliyim. İzmir'i iyi biliyorum. Geçmişten beri orada doğdum, büyüdüm. İzmir'in de şahsi olarak şu an iyi yönetilmediğini düşünüyorum. Ve benim gibi olan insanların birçoğu da böyle düşünüyor. Dolayısıyla bunun da farklı bir yere gidebileceğini görüyorum. Çünkü eşim dostum benim, onlarla konuşuyorum. Sevelim ya da sevmeyelim. Başka bir noktaya doğru gidiyor yani. Olmaya da bilir bu arada. İki tane risk görüyoruz. İki tane seçim. Diğeri de insanların burada bir değer görseler de bu değeri siyasi ya da hukuki olarak bir risk gördükleri için elini uzatmayacakları gerçeği. Anayasa Mahkemesi diyorsun. Evet. Anayasa ve işte Yargıtay'ın şu anda yaşadığı şey ve virgül, bu benim haddime değil bunu konuşmak ama insanlar böyle istikrarsız ve hukuki olarak nereye gideceği belli olmayan ortamlarda paralarını yatırmak istemezler. Dolayısıyla geri alamayacaklarını düşünürler. Çünkü siz bir gece bir şeyleri değiştirebilirsiniz diye değerlendirirler. O yüzden hukuk, kanun önemlidir. Bunun üstüne bir şey söylememek lazım. Yeni ekonomi politikalarını göz önünde bulundurduğunuzda, Türkiye için konuşuyorum. Hı-hı. Yeni bir seçim var önümüzde ve bu ekonomi politikaları çerçevesinde, hı-hı, tekrar bir seçim ekonomisi durumuna dönebilir mi ülke? Bir önceki seçimde yaşadığımız gibi doları tutmaya çalışan ya da parayı bol keseden kredi imkanlarını, kapılarını açan gibi bir duruma tekrar dönebilir miyiz? Yani bunun reçetesini tekrar içmek zorunda kalacak mıyız? Genel seçimler kadar olmasını beklemiyorum. Yerel seçimler de önemli ama genel seçimler kadar ölümcül değil. Yönetimsel olarak anlamlı, stratejik olarak anlamlı ama ölümcül değil. Dolayısıyla o kadar da saçıp savrulacağını düşünmüyorum. Doları tutmaya devam ederler mi? Evet, devam edilebilir bu. Seçim tek başına bir argüman değil yani. Seçimin sonrasında yaşayacaklarımız daha büyük bir şey. Argüman olabilir bizim için. O yüzden de Anayasa Mahkemesi değerli bir kurum. Siz anayasayı tartışmaya başladığınızda ve fiilen onu ortadan kaldırdığınızda, fiilen uymazsanız fiilen ortadan kaldırmış oluyorsunuz. İnsanlar başka şeyler konuşmaya başlar. Siz gidip yurt dışında ekonomi politikaları yaparsınız.
sıkı para politikası uygularsınız, kemer sıkma politikaları, sıkı mali disiplin uygularsınız, para saçmazsınız, kredi musluklarını kısarsınız, ekonomi daralır ve buna da katlanacağınızı insanlara söylerken anayasanın dediğine uymazsanız ben niye oraya geleyim diye düşünür insanlar. İstediğiniz kadar anlatın, yapmaya çalışın falan filan. Yani o başka bir şey yaparsanız bunun öyle bir yansıması olabilir. Bunu ben risk olarak yılbaşında 2023'ün Ekim'de Kasım'da biz bunu konuşuyorduk seninle. Çok güzel bir soruydu. Evet. Yıl sonunda MKK toplam borsadaki yatırımcı sayısını paylaştı. Görmüşsündür. 7.6 milyon adede azalmış. Azalmış çünkü 8.2 milyondu. 562 bin kişi wipeout uçmuşlar. Benim dikkatimi çeken şu insanların da borsacıların da konuştuğu oydu. Kırılımları açıklıyor artık. Yani şey pay senedinde portföy dilimlerine göre insanları açıklıyor. Orada bizi izleyenlerden duymuş olanlar vardır. 1 milyon tire 5 milyon, 5 milyon tire 10 milyon TL bunlar. 10 milyon plus üstündeki yatırımcı adedi var. 1 milyon tire 5 milyonda 154 bin kişi var. 7.6 milyon yatırımcı var. 154 bin kişi var. 5 milyon, 10 milyon, 16 bin kişi var. 16.700 kişi. 10 milyonun üstünde de 15 bin kişi var. Yani siz toplasanız 200 bin kişi etmiyor. İyi parası olan yeri toplasanız 30 bin tane insan etrafında dönüyor bütün borsa, Türk borsası. Bu kenarda kalsın. Şimdi çok ilginç uyarılarım var. Şeyde bir daha tekrarla bence. Ne? Swap piyasalarının açılma hikayesinin döviz üzerindeki etkisini. O kapı açılırsa TL speküle edilmeye başlanacak. Spekülasyon kötü bir şey değil. Bunu söylemek zorunda kalırım çünkü insan bilmiyor ne oldu. Alınıp satılmaya başlayacak yani. TL alıp satılmaya başlayacak. TL alınıp satılmaya başladığında da serbest dolaşım ya da serbest dalgalanmaya maruz kalacak. Çünkü şu an tutuluyor. Serbest dalgalanmanın durakları da 32, 36, 38 olacak yani. Oradan tekrar geri gelebilir. 34'e, 36'ya ama bunlar olabilir. Bu arada bunu yapmadıkça da para politikalarının da bir anlamı yok. Şimdi 31.9 mine bekliyor HSBC. İşte bir tanesi 34 bekliyor, bir tanesi 36 bekliyor falan filan. Şimdi bu beklentilerin tümü TL'nin float ettiği, dalgalandığı ve sonra da dalgalandığımda duruldum dediği yerler. Durulduğu yer burası yani. Peak noktası değil. 2024 son çeyreğinin rakamı o. Bitcoin'e gelelim istiyorsan. Kripto paralara gelelim. Kripto paralarda bir dedikodu yayılıverdi. Neymiş? Spot ETF ertelenecek mi, ne olacak mı falan diye. Ya şimdi bu satış ondan mı geldi abi? Biraz ondan geldi evet. Biraz ondan geldi satış. Ben ama sadece ondan geldiğini düşünmüyorum. Diyeceksin ki abi neler anlatıyorsun? 34 trilyon dolarlık işte Amerikan borcunu anlatıyorsun. Dolar endeksi %2 çıkmış. 2005'ten beri ilk kez çıkmış falan filan diyeceksin. Şimdi söyleyeceğim şey de diyecekler ki ne alaka? Teknik temeli çağırıyor diye bir şey var. Bilir misin bunu? Yani o kadar doygundu ki 45 bin etrafında temeli çağırdı. Yani temel analizi çağırdı. Daha kötü niyetli şöyle okuyabilirsin. Oradaki pozisyonlanmanın yoğunluğunun farkında kaldıraçlı işlem yapan işlem platformları. Zaten o 2 gün, 3 gün içerisinde 500 milyon dolarlık pozisyon likide oldu. Dolayısıyla siz çok yoğun ve kapalı ve sıkışık ve ardı sıra olan bir barajın kapısını azıcık açarsanız kapatma şansınız pek yok. O yüzden 45 binden 42 bine kadar düşer fiyat. Arka arka orada bir sürü likide olan pozisyon var. Çat çat işte arka arkaya likide oluyor. Sizin o sadece kapıyı biraz açmanız yeterli. Teknik temeli çağırıyor dedim. Bir mazeretle bunu yapabilir bir piyasa oyuncusu, market maker bir şirket. Dedim. Anlayan anlamıştır ne demek istediğimi. Yıl kapanışında seninle şunu konuşmuştuk abi. Altın tarafında insanlar ETF'e giriyorlar yavaş yavaş ve bu durmuştu. Ufak ufak tekrar girmeye başladılar demiştik. Bu hafta her ikisinden hem gümüşten hem altından çıktıklarını görüyorum ama daha birkaç gün oldu. Bunun hikayesini daha göreceğiz. 2200'ler etrafında bir konsensus vardı altın için, yıl sonu için. Ben kendimi biraz daha yukarıda 2300-2400'lerde konumluyorum demiştim. Okuyorum makaleleri falan. Seçim riski, borç tabanı bir taraftan, Amerika seçimi, Putin, Rusya seçimi dedik ki işte %49'u dünyanın seçime gidiyor bu yıl dedik. Oradaki riskler, savaş riski bir taraftan, bir taraftan Fed'in faiz indiriyor olması hikayesi, resesyon gelse de gelmese de olan tüm senaryoların altına görece pozitif yansıyabileceği gerçeğiyle de insanlarda farklı farklı rakamlar duyuyorum. Genel olarak da 2024'ün altın yılı olabileceğine dair de bir fikir var. Diğer riskli varlıkları düşündüğümde, işte hisse senedini, şunu bunu falan filan düşündüğümde veya EM para birimlerini, gelişmekte olan ülke kurlarını düşündüğümde altın yılı olabileceğine dair fikirler. Bunlar bizimkiyle inline hala. Dolayısıyla bu haftalık ETF'lerden çıkışı bir konu olarak görmüyorum. Altında bu yılla ilgili 2400 mü beklenir? Ya 2300 lira, 2400. Yukarı yönlü yarılıyor ve gidiyor olmasını 3500'e gitmiyorsa çok kendimi yanılmış görmem yani. 2600'de duruyorsa altın. Ama 3000'ler etrafındaki bir okey ya biraz kaçırdık galiba, ıskaladık derim yani. Ama şunu beklemiyorum. 2000'in altında bir altın fiyatlaması beklemiyorum. 2027 şu an. Ve
şunu söylemiştim. Gümüş bölü altın rasyosu, altın bölü gümüş nasıl bakıyorsan bak. Onun gümüş lehine hareket etmesini bekliyorum demiştim. Yılın ikinci yarısında. Bunun için Nisan, Mayıs, Haziran gibi bir kere daha tekrarlıyoruz. Pozisyonlanmak için de hazırlığa başlamak lazım. Heh. Kurt gibi. Gümüşçe söylüyorum. Tamam. Bunu. Gümüşte zaten elin titremiyordu. Evet. Altında elin titriyor mu? Altında farklı farklı yerlerden alınabilir. Böyle zamanlarda çok amatör gelebilir insanlara. Ne olur affetsinler. Böyle zaten acayip pro bir trader değilim yani. Semi trader bir adam aslında. Ama şunu yaparım ben kendim. Bir pozisyon girmek istiyorsam onu kılavuzlamak deniyor. Bilirsin. Kılavuzlamak diye bir şey var askeri literatürde. Önden ufak bir miktarla alırım ki o pozisyonu artık o pozisyon benim olsun. Anlatabiliyor muyum? O pozisyonla evlenmeye başlayayım yavaş yavaş. Flört etmeye başlayayım falan filan. Hiç beni zarar etmez yani. Zarar ettirmez bana. Yıl sonunda en kötüye gitsin. 80-100 dolar, 200 dolar zarar ederim. O da okeydir benim için. Ama pozisyonu takip etmeye başlarım. Psikolojik olarak kendimi onu hazırlamak için yani. Dolayısıyla 2020-2030'lardan pozisyona girilir. Spot ETF hikayesinde iki tane önemli konu var. Bir tanesi Walker'ın falan diyorlar ki tekrar SEC'ye başvuruda bulun. Başvuruda bulunmuyor. Bu bir süreç aslında yani. Çünkü tekrar alıyor, bir daha inceliyor. Eksik bir şey var mı, gedik var mı? Tekrar dosyayı tekrar geri veriyor aslında yani. Başvuruda bulunduğu bir durum yok yani. 12 lira 14 tane spot ETF var bekleyen. Bugüne kadar bu arada Future tarafında onayladıkları var. Ama Future'da bir süre sonra onaylamamaya başladı SEC. Mesela orada baya bir katı bir hikaye var. 10 Ocak'tan önce bugün en 5'i yani gelecek hafta çarşamba, perşembe gibi falan filan görmeyi umuyoruz. Ali Hoca ile konuşurken aklına onu şu geldi. Future'la spot arasında ne fark var ki insanlar şu an Future'da alıp satabiliyor. Aslında perakende yatırımcı olarak baktığında orada çok bir hikaye yok. Yatırımcıyı ilgilendiren çok bir şey yok alıp sattığın. Çünkü bir tanesi spot tarafında spot ETF'in elinde saklamasında Bitcoin olması gerekiyor. Aynı miktarda. Future tarafında bu yok. Çünkü sen Future'da CME'deki kontratı trade ediyorsun. Alınıp satılabiliyor oradaki iş. Satılabiliyor. Burada satamıyorsun. Çünkü yine aynı şey var. Kripto var. Aynı miktar tutman gerekiyor. Vadeli tarafta da CME'deki kontratı yapıyorsun. Oradaki likidite şu an biraz az. İnsanlar neden spot'u tercih etsin? Hikayesinde biz konuşuyorduk. Spot'un yapısı daha basit bir yapı. Birincisi. İkincisi her ne kadar biz vadeli tarafta CFTC'nin ve CME'nin çatısında hani biz bu işi yapıyor olsak da bir counterparty riski var. Yani insanlar o pozisyonlar illikit olduğu durumlarda counterparty riski biraz öyle de okuyabilirsiniz. İllikit olduğu durumlarda karşınıza bir alıcı bulamayabiliyorsunuz. Spot tarafında bu pek öyle değil. İllikit olan piyasada karşıda sizin satacağınız malın alıcısının bulunamadığı hikayeyi herkes geçen 2-3 yıl önceden hatırlarlar. Petrol eksi 40 dolara gitmişti. Bravo. Petrolün eksi 40 dolara gitmesi söz konusu olabilir mi yani? Yani şu da ben oturuyorum ve petrol satabilmek için 40 40'da para veriyorum. Ya böyle şey olamaz elbette yani. Hani market anomalisi denen şeyler orada olabiliyor. Spot tarafta bu pek olmuyor. Daha kolay fiyat hareketi izleyebiliyorsun. Yani Bitcoin'in fiyatı 44 bin ise ETF'in fiyatı da 44 bin gibi gidiyor. Dolayısıyla sen ETF Bitcoin tutmadan elinde yani bir kripto para ya ben tuttum Ledger'daydı, şuradaydı, Metamask'taydı, işte oradaydı, buradaydı demeden ETF aldığını bunu alıp satabiliyorsun. Aslında bir Bitcoin'in oluyor yani ve biliyorsun ki OKC'sin ve SEC altındasın, şusun busun falan filan. Bitcoin fiyatını speküle edebiliyorsun, alıp satabiliyorsun. Birebir aynı track ediyor. O vadeli farkı da yok. Çünkü orada vadeli farkında 44 binken 47 bin göreceksin. Rollover date'in sonrasında başka bir şey göreceksin falan filan. Bunu tek yapan Bitcoin fiyatıyla birebir hareket eden BITO zannediyorum. Onun vadeli, yani BITO'nun vadeli ETF'i buna uygun hareket etmeye çalışıyor. Bir de derin likiditeden bahsettik. Yapı ise şöyle. Şimdi bu abiler 4 tane 5 tane şirket söyleyeceğim. BlackRock, WisdomTree, Invesco, Fidelity ve Valkyrie. Bu abiler izahnamelerinde, white paper'larında, izahnamelerinde bunlar bu işi yapıyorken altında da yetkili katılımcı investment firm'ler, yatırım şirketlerini söylüyorlar. Bu yatırım şirketleri de birincil ve ikincil yatırım şirketleri olarak adlandırılıyor. Birincil piyasa ve ikincil piyasa olarak insanlar bunu yorumlarsa çok yanlış olmaz. Birincil piyasa ne? ETF'i direkt fiyatını speküle eden ve piyasa yapıcısı olarak davranan prime broker bölü likidite sağlayıcı, likidite provider bölü piyasa yapıcı falan filan. Böyle tanımlayabilirsiniz. Bu şirkete çok büyük şirketler Amerika'daki. Ve bu abiler yani BlackRock, WisdomTree, Fidelity falan filan hep bu şirketlere demiş ki al sen bu işi yap. Jane Street ve Virtu iki tane büyük şirket. Diğeri DRW diye bir tane şirket. Bu adamlar dünyanın en büyük likidite sağlayıcıları. Tekrar dünyanın en büyük likidite sağlayıcıları. DRW. Ve bu abiler bu işlerin içerisine giriyor. Bu şu demek. Şimdi 44 bin dolarlık bir fiyat var. Senin ETF'in fiyatını 44 bin dolarda tutabilmen için ETF'in fiyatı, herkes alıp satıyor, borsada trade ediyor. 43.800 dolara indiğinde onu oradan 44 bin dolara çıkartıyor tekrar. Bu birincil piyasa yapıcısı. İkincil piyasadaki oyuncu da buradan alıyor bu varlığı. Alıp bunu yatırımcılarına dağıtıyor. İkincil katılımcılar da kim? Bir tanesi Fitzgerald diye bir şirket. Diğeri de JP Morgan.
BlackRock'ın ve Invesco'nun ikincil yetkili katılımcısı, yetkili şirketi JP Morgan. Bu şu demek, JP Morgan'dan da bu sefer investment firmlere dağılıyor, broker şahısları dağılıyor. Yani siz dünyanın herhangi bir yerinde, cümle önemli, dünyanın herhangi bir yerinde, bunu menkul değerler şirketleri yönetmiş insanlar bilir, JP Morgan'dan aldığınız likiditeyle JP Morgan'ın üstünden Jane Street ve virgül BlackRock'tan Bitcoin ETF alabiliyorsunuz. Bu şu demek, herkes buna erişebilir. Bu aslında bu işin artık kurumsallaştığı anlamına da mı geliyor sorusunu sorayım. Zaten o. CEO ne diyor? JP Morgan CEO'su ne diyor? Jamie Dimon mu? Maydanoz girmiş bu işlere işte. Evet, ama şey diyordu, çöp möp diyordu bu işçi. O ayrı bir şey abi. Çöpler biliyorsun yani. İnsanlar kalkıp kola döküp bir taraftan da İsrail'e petrol satıyor biliyorsun yani. Tabii canım. Domates falan satıyorlar. Tabii. Bu işler öyle yani. Önden başka bir şey söylersin, arkadan başka bir şey yaparsın. Spot ETF'in yankıları böyle geniş olabilir. Neden önemli? Bu yüzden önemli. Ali Hoca ile yaptığımız sohbette söylediğim bir kelime vardı. Bunun arkasındayım. Bir sürü şey olabilir. Bir sürü şeyi biz tahmin edebiliriz. Bir sürü şeye dair öngörüde bulunabiliriz. Bunların büyük bir kısmı yanlış da olabilir. Ama tek gerçek var. Spot ETF'e dair likidite sağlayacak. Likidite sağlaması demek şu demek. Derinlik artacak. Bir, 45 binden 42 bine inen hikaye var ya. Onu siz daha az göreceksiniz. Daha iyi bir şey sizin için. Çünkü BlackRock 45 binden 43 bine kadar basıyorken Volcker'i onu almak isteyecek. Veya onun piyasa yapıcısı her kimse yani. Tüm dünyaya yayılmış şeyden, ağdan bahsediyoruz. Bunu böyle okumak lazım. Burada biz Bitcoin ya da spot ETF ya da işte kripto para güzellemesi yapmıyoruz. Ama piyasanın oraya doğru gittiğini söylüyoruz. Yani şunu söylüyordum. İki tane fikir var. Bir tanesi diyor ki ya abi spot ETF hikayesini SEC çok bekletiyor. Orada manipülatif risklerden dolayı bunu bekletiyor. Ama aslında vadeliye izin vermişti. Yatırımcıyı korumak için bunu söylüyor. Aslında arkasında bir şey var. Doların dominansını engellemek için yaptıkları bir adım, bekletmelerin sebebi falan filan diyor. Bu anlaşılır ama bana çok o kadar gerçekçi gelmiyor. Bu şey gibi yani, bu en son siyaset yapıyor olacağız ama bu en son bu Gazze yürüyüşünde bir tanesi tapınak şövalyesi arması taşıyordu. Gördün mü bunu? Gördün mü gerçekten? Net, ya ne taşıdığını bilmiyor ya orada trollemek için oraya gelmiyor. Çok iyi. Ama çok iyi diye. Evet. Diyeceğim şu abi, spot ETF tarafını güzellemiyoruz, orada gelecek net katma değer likidite olması ve derinlik olması. Buyurunuz. Soruları size ikram edeyim. Şimdi Menançelik. Bu arada çok güzel sorular gelmiş. Evet evet. Sağ olsunlar. Teşekkür ediyoruz. Gökalp Bey teşekkür ederiz. Efendim biz teşekkür ederiz. 2024 ilk yarısında resesyon bekliyor musunuz? Bitcoin ETF'in önümüzdeki hafta kabul edilmesi durumunda bir sell the news, yani haberi sat, beklentiyi al haberi sat. Bekler misiniz? Bir, resesyon beklemiyorum. Karışık makro veriler bekliyorum. Bunu gürültü yaratmasını bekliyorum piyasada. Bu onaylanırsa sell the news hemen beklemiyorum. Bunu söylemiştim. Yani şöyle gürültü olabilir gene. Yani bu şu demek yani 45 binde bu gelirse 44 bin, 46 bin, 43 bin, 500, 47 bin böyle hareketler görmek daha olası. Haberi sat şu demek normalde. 30 saniye anlatayım bunu. Örnek veriyorum, bir ilaç şirketinde bir ilacın çıkacağına dair olan beklenti insan piyasaya salarlar. Herkes o hisseyi 10 dolardan almaya başlar. 150 dolara kadar hissenin fiyatı çıkar ama daha ilaç çıkmamıştır. 150 dolar ilacı çıkartır şirket piyasaya. Tamam ki ilaç çıkar artık haber, artık fiyatlayacak başka bir şey kalmıyor. Oradan satmaya başlarlar. Bu haberi sat demektir. Tamam. Burada hemen böyle olmasını beklemiyorum. Elbette bir satış olabilir ve bir gürültü yaratır. Bu arada bunu söylüyorum ama yanılabilirim bunda yani. Ne olur kızmayın. 2024 tahmini nedir AVAX için? 100 dolarları görmesini beklerim tekrar yılın herhangi bir yerinde. 100 dolardan kapatamayabilir ama yılın herhangi birinde 100 dolar görmesini beklerim. Bir ekleme yapabilir miyim? Buyurun. Bana da soruyorlar AVAX ne olacak abi falan diye. Bir geri çekilme olsa da AVAX'ta orta ve uzun vadede özellikle 2 yıl 3 yıl sonrası için 1000 doların üzerini bekliyorum dedim. AVAX şu anda ilk 10 kripto para market cap, piyasa değerinin ilk 10 kripto paralardan bir tanesi. Altcoin'ler arasında mega cap deniyor bunlara. 13 milyar dolarlık şu an şeyi var. Toplam piyasa değeri var. Bir tek Solana'nın gerisinde. Ve sunduğu değer olarak da Ethereum'la kapışan bir Solana var, bir AVAX var. AVAX birkaç noktada teknolojik anlamda Ethereum'dan daha iyi. Bunları konuşmuştuk zaten. Ethereum killer diye çıkmıştı. Veya AVAX gibi bunu kabul etmemişti falan filan. AVAX zaten çok proje yürüyor. Biz zaten o sahiplerle hep AVAX'ı övmüştük. Arkasındaydık, şuydu buydu falan filan. Ve 9, 10, 12, 13 dolarlardan hep ucuz bulmuştuk. Hala bence ucuz. 1000 dolarla ilgili de düşünüyorsun. 1500 gördüm ben bugün. AVAX evet. 2027 için fiyatlamışlar ama hani onu söylemek istemedim burada yani. 1500 dolar. Evet. Bitcoin ETF'i onay almazsa sert düşüşler yaşanır mı? Evet efendim. Piyasayı biraz üzer ama bu tekrar 30-35 bin dolarların altında, 30 bin doların altında bir fiyatlama beklenmem. Tether piyasadan silinirse buradaki para BTC'ye geçer mi? Bizim galiba yayının altına geçen Tether söyledim orada. İnsanlar şey demiş yani. Oradaki para ne olacak? Oradaki para BTC'ye geçer dedi. Ama o kadar kolay mı? İnsan
aslında en azından şu an Tether tutuyor. Şirketler de Tether tutuyor. Kripto para işlem sağlayıcıları ya da işte Web3 platformları neyse o adına ve Tether'de dönen de bir ticaret var. Bambaşka bir ticaret var yani. Geçen hafta gene Watch Guru galiba Twitter hesabı 1 milyar Tether daha out of thin air, havadan yarattı bu adamlar demişlerdi. Buradaki para BTC'ye geçer mi? Evet geçebilir yani ama bundan ümitlenmeyin hani anlatabiliyor. Çünkü orada başka bir kaos, başka bir kaotik bir durum olacak yani. Adam BTC'sini de satamayacak bir tarafından. Doğru söylüyorsun. Satıp ne alacak falan. İşlem platformları çalışmamaya başlayacak. Bu arada da tek seferde silinecek bir durum söz konusu değil. Ben orada daha fazla gelişmiş ülkelerin ve merkez bankalarının onu denetleme ve üstüne regülatif anlamda gideceklerini düşündüğüm için bunu söylemiştim. Sitenizde kar, zarar ne zaman görünecek? 2 haftalık çalışma programlarımız var. 2 haftalık çalışmanın sonunda nasipse olacak bu. Siz bizden aldığınız ya da dışarıdan getirdiğiniz coinlerin toplam karını ya da zararını görebileceksiniz. Yapıyoruz bunu, çalışıyoruz efendim. Gümüş 300 dolar olursa ne olur? Millet gümüş alıyor sürekli. Gümüş alsınlar efendim. 300 dolar olursa gümüşü alanlar mutlu olurlar. Kubilay Ayhan sormuş bunu. Kubilay Han düzeltiyorum. 58-33. Bununla ilgili çalışma var mı? Sivas sanki. Nasıl? Yani bu 300 dolar işkembe-i kübra bir rakam değil gibi geliyor bana. Yani gümüşün o, çok yüksek abi ama. Ama bu buna benzer çalışmalar var mı? Yani böyle 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl projeksiyonlu buralara gidebilir gibi çalışma gördün mü hiç? Görmedim ama biz çalışabiliriz. Yani çok mantıksız bir rakam gibi görünmüyor bana da ondan dolayı soruyorum. Buyurun. Selçuk Bey'e sorum olacaktı diyor. Buyurun. Yiğit Can Sayar sormuş. Kendisine özellikle küçük yatırımcıları bilgilendirme yapmaları ve yapmamaları gerekenleri ders niteliğinde anlattığı videolarına yıllardır saygı duyuyorum. Estağfurullah. Ben bir küçük yatırımcıyım. A coin'ini aldım diyelim. 4-5 yıl alıp unutmak mı? Yoksa A coin'ini ayı sezonuna gelmeden satıp düşmesini bekleyip tekrar ucuzdan almak mı karlı oluyor? Teşekkürler. Cevap vereyim mi? Lütfen ne demek? Buyurun. Bu programda Gökalp'in vermesini istiyorum. Az çok da tahmin ediyorum cevabı. Bu sorunun cevabı şu. Ayı sezonuna gelmeden satıp, kritik cevabı içinde gizli derler ya. Hmm. Ayı sezonuna gelmeden satıp düşmesini bekleyip tekrar ucuza. Zaten bunu yapabiliyorsanız uzun vadeli yatırımcı olmanıza gerek yok. Nereden bileceksiniz? Ayı sezonu tanımlamanız güç efendim. O yüzden yani şöyle oluyor. Oradaki yatırımcı psikolojisi alıyorsunuz. Döneceğini düşünüyorsunuz. Bir satıyorsunuz sonra yerine koyamıyorsunuz. Sonra başka bir yerden alıyorsunuz. Zarar ediyorsunuz falan. Warren Buffett'ın para yaptığı tek şey uzun vadeli trendlerde oturmasıdır. Kârda beklemesidir. Büyük yatırımcıların izlediği yol budur yani. Myrit 29.20.97. iCrypex token'ın %80 düşen bazı Türk borsa token'larından ayrışmasını nasıl sağlayacaksınız? Onların bu yönetilemeyen token ekonomilerini sizin token'ınıza görmeyeceğiz değil mi? Bu arada iCrypex token'ın var demiş. Görmeyeceksiniz efendim. Başka borsalar hakkında bir şey söylemeyeyim. Çünkü token ekonomimiz farklı. Farklı bunu görmeyeceksiniz. Farming likidite havuzu ve oradan para kazanmacıyı açtık yakında. iCrypex staking'i bu hafta açıldı. Bunlar hep iCrypex token'ı bizim çekirdeğe oturttuğumuz ürünler. Yakında yapılandırılmış ürünler gelecek. İlk çeyreğin sonuna doğru normalde biz onu takvimlemiştik ama o kadar beklemeyeceğiz. Çünkü çocuklar çalışıyor sağ olsun çok hızlı. Teknoloji ekibi ve business development iyi çalışıyor. Onları yakında göreceksiniz. Onların da temelinde ICPX token'la bu ödeniyor hale gelecek. Oradaki baktığımız şey farklı bizim. Mesela şuradan pay biçebilirsiniz. iCrypex token'ı biz yaptık. Elbette sattık. Bayağı da satıldı iCrypex token. O token sattıktan sonra mesela gidip havalimanına reklam vermedik. Biz kendi marketing bütçemizi buradan yaratmıyoruz yani. iCrypex token bir kripto paralarla backed edilmiş, arkalanmış bir şey. Bunu da zaten göreceksiniz siz. Şeffaflık sayfası diye bir şey düşündük biz. Marketing ekibi ve business ekibi olarak. Bu şeffaflık sayfasının içerisinde ne kadar iCrypex token oldu ve bu iCrypex tokenların hangi coinler tarafından doldurulduğunu görüyor olacaksınız. O yüzden kendimizi başkalarıyla karşılaştırmak istemiyoruz. Ama bizim token ekonomimiz farklı efendim. Mankafa 684 sormuş. Çok güzel isim. Evet. Bir örnek verebilirim ya. Asker hikayesinden önecekti. Harp okulunda Harbiyeli adaylarını eğiten ekip, bu çocuk beni inşallah izliyordur ve tanır yani. Harbiyeli adaylarını başında tabur komutanıydım. 120 saniye içerisinde giyinmek gibi böyle bir şeyleri var. Denizden geliyorsun, 120 saniye ve zaman tutuyoruz biz de. Gidip geliyorlar falan filan. Biz de yaptık geçmişte. Şimdi biraz koştu geldi. Gelirken de kamp alanının şeyini kırdı. Uçarken böyle lambasını kırdı. Uçarken derken yerine geçmeye çalışıyor çocuk. Uçtu ve lambaya vurdu ve lambayı kırdı yani. Sonra tabii tekmil verip ne yaptığını anlatması gerekiyor falan filan. Abbas taş kafaydı çocuğun. Tekmil verdi. Hepimizin ciddi olması gerekiyorsa hiç kimse ciddi değil. Çocuğa da ceza da veremedik. Gönderdik sonra. Kafayla mı kırmıştı? Kafayla kırdı abi aynen.
en iyi yapay zeka coin'i veya projesini listeleyecek misiniz? Listeliyoruz zaten onların bir kısmını. Hatta görebilirsiniz şeyde, web sitemizde efendim. İsmail Bey sormuş bir de, yabancı borsalarla alakalı burada işlem yapmaya devam edecekler mi? Yabancı borsaların Türkiye'de işlem yapmasına, eğer burada bir entity'leri yoksa, izin vermeyeceklerini ben düşünüyorum. Çünkü siz bugün Türkiye'de 45'ten biraz fazla aracı kurum var, menkul değerler şirketleri var. Siz Türkiye'deki 10'a yakın bankanın aracı kurum ve menkul değerler şirketleri var ve özeller var. Geniş etkili aracı kurum sermayesi bugün 50 lira 80 milyon TL mi ne? Siz buraya bu kadar yatırım yapıp, Türkiye'ye vergi sağlayıp, insan istihdam edip bir kurum yapıyorsanız, bir şirket kuruyorsanız, birilerinin de kalkıp İngiltere'deki bir tane aracı kurumda işlem yapmasını istemezsiniz yani, Türk devlet otoritesi olarak. Bunun benzer yapısı kripto para piyasasında da olacak. Yani biz 5 yıldır buradayız. 5 yıldır vergi veriyoruz iCrypex olarak. 150 kişi iş arkadaşımıza ve biz de dahil istihdam sağlıyoruz. Çarpı 5, çarpı 6 neyse. 700 binden fazla kullanıcımız var. Bu metriklere baktığında bu Türkiye'de bir değer üretiyoruz. Bugüne kadar ilk kez iCrypex'te yapılan yeni teknolojik yazılımlar var. Bunun için TÜBİTAK'tan şey alıyoruz, destek alıyoruz. Yerinde Ar-Ge merkezi iCrypex. Bunların hiçbirini yapmayan Bahamalar'da kurulmuş bir tane şirketle elbette devlet beni ayırmalı. Sadece beni değil, Türkiye'de bunu yapan diğer şirketleri de bunun içine katıyorum. Buraya gelsinler, bizim yaptığımız yatırımları burada yapsınlar. Türk insanı ve Türk mühendisleri istihdam etmesinler. Onları Londra'ya kaçırmasınlar falan filan. Böyle söyleyeceğim. Aynı fikirdeyim. Dibine kadar aynı fikirdeyim. Geleceksin ve eşit koşullarda rekabet edeceğiz. Evet. Yılın ilk haftasını böyle hızlı kapattık abi. İnşallah bu yıl iyi geçer hepimiz için. Endişen var mı bu yılla ilgili? Evet, ve stres duyduğum yerler var. Ama genel olarak öyle şeyleri ben rasyonel ve oturup analitik olarak çözmeye çalışırım yani. Nasıl çözeceğiz bunu diye. En kötüsü ne olabilir diye düşünüyorum. Dibi nedir bunun yani? En kötüsü ne olabilir? En kötüsü olduğu durumda ne yaparız diye düşünüyorum. Dolayısıyla en kötüsü olduğu durumda ne yapabiliriz? Satın alıyorsan fikir olarak, yapabileceğimi çözüyorsam sorun yoktur o zaman. Yapabiliriz yani. Devam. Peki. Bitirmeden önce en önemli soruyu sorayım o zaman. Neymiş? Uranüs retrosuna göre Bitcoin'in ulaşabileceği nokta, AVAX ve diğerleriyle ilgili yorumlarınızı da almak isterim. Uranüs metrosu değil abi. Metrosu. Ne? Metrosu mu? Metrosu mu dedim? Uranüs metrosu buradan kalkmıyor abi. Jüpiter alt sokaktan geçiyor.